Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in bugün ölüm yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vefatının 27. yılında başbuğu Alparslan Türkeş'i mezarı başında ziyaret ettiler. Kur'an-ı Kerim okunduğu dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrine su döktüğü karanfil bıraktı. 27. ölüm yıl dönümünde MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş kabri başında dualarla anıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli de her yıl dönümünde olduğu gibi yine Türkeş'in mezarı başındaydı. Türk siyasetinin yarım asrına damga vuran Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve eski başkan yardımcısı Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden tam 27 yıl geçti. Alparslan Türkeş 1965 yılında siyasete girdi, milletvekili seçildi. 1969 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan oldu. O günden itibaren milliyetçilerin başbuğu olarak anıldı. Türk siyasi tarihinde silinmez izler bıraktı. Bilhassa senin rızan için Billahi Teala'l Fatiha. 80 yaşında hayatını kaybeden Türkeş'i MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ölüm yıl dönümünde anıt mezarı başında andı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle edilen duaların ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bakır ibrikle su döktü. Kabir ziyaretinde Bahçeli'ye Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'la parti yetkilileri de eşlik etti.